Dolar al, dolar. Hemen 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 dolar al, dolar. Yahu yenileri sat, dolar al. Allah. Abi hazır geldiniz, Hilmi Bey de burada. Bir maruzatım var. Ne diyorsun lan? Pano ile birbirimizi seviyoruz biz abi. İsteyin bana onu Hilmi abi. Pano kim lan? Sordurdum, araştırdım. Zamanında bütün mahalleye dağıtıp 99 yılına kiralatmış kızı. Remi memi düşük ama muhabbeti iyi. Ezbere konuşmuyor abi. Burada olurum ben bununla. İsteyin kızı. İstemezseniz kaçarım. Pano kim oğlum? Bize bir şey anlatmaya çalış. Bizim telesekreterimizde mi varmış lan? Ali! Meti! Gelin gelin. Çocuklar, siz hiç kendinize neden fakir olduğunuzu sordunuz mu? Yok, biz kendimize kendimiz üzecek soruları sormuyoruz değil mi abisi? Aynen, bugün ben mesela kendime ne kadar yakışıksın diye sordum. Seksi şey diye kendimden aynada makas aldım abi. Hmm. O zaman ben neden fakir olduğunuzu anlatayım size. İşiniz zanaatkarlık ama yaşam biçiminiz bohemlik. Bu saatte dükkan açan emekçi mi olur lan? Neyse neyse, alın. Sağlık raporlarınızı getirdim. Al bunda. Al. Sağlık raporlarımız mı? Kalp krizi %75. Prostat riski %100, beyin yaşı tanımsız, kemik yaşı 47. Tahmini ölüm yılı 2035. 20 yılım mı var yani benim? O da maksimum ha. Limitleri zorlarsan, yani kendine dikkat edersin. Burada benim için tahmini ölüm yılı 2011 diyor. Ana! Doktor senin yaşadığını öğrenince çok şaşırdı Ali. Bu bir mucize diyor. Adamın vücudu çoktan çürümeye başlamış. Mitokondri enerji üretmeyi bırakmış. Golgi cisimciyle Çin deması oynuyor diyor. Onun diyor var ya, sorgu melekleri çoktan Z raporunu almışlardır diyor. Gerçekten çok bilimsel konuşmuş da işte. Sen nasıl bir psikopatsın lan? Ha? Öğlen vakti sırf bizim sinirimizi bozmak için gittin, sağlık raporumu çıkarttın. Yo. Ya ben sizin moralinizi bozmak istesem banka hesaplarımı gösteririm. Gerçi onlar şu an benim de moralimi bozuyor ama çocuklar, bakın ben icadınızın hayata geçtiğini göremeyeceksiniz diye hazırlattım bunları. Ya Allah, Allah Allah. Tamam bu aralar biraz boşlamış olabiliriz ama devlet projeyi üstlendi. Bence en yakın zamanda görürüz ya. Yani de ne zaman? Vallahi ben doğum gününde bir sürpriz beklemiyor değilim yani. Gerçi daha 2,5 ay var ama bakalım nasip. Bunun içi çürümüş ama hala çok iyimser. Bak ne gönderdiler sizi. Al. Oku, oku, oku. 17 Haziran. Aha, gerçekten doğum günü. Vallahi onu tutturmuşlar ha. De. 2061 ne lan? Oy, abi. 86 yaşında oluyorum o zaman ben. 86 mı? O zaman 7, 4, 30, 40. 45 yıl var yani. Abi ben gelecek haftaki paramparçanın yeni bölümünü heyecandan bekleyemiyorum. Hayatımın projesini bekleyemem. Çocuklar, çocuklar. Devletle bu tip gecikmeler mümkün. Sonuçta Avrupa Birliği'ne başvuralı 56 sene olmuş. E sizin borla çalışan araba için çok iyimser bir tarih bence. Sen özellikle de bizi yermeye çalışıyorsun. Sen niye bize hep kötü haberler veriyorsun? Sen bizim intihar etmemizi mi istiyorsun? Ha? Buna mı uğraşıyorsun? Hilmi intihara karşıdır. Ya ben kendi parama kıyamazken insan canına nasıl kıyar? Anlayamıyorum. E bizden ne istiyorsun o zaman? Size özel sektörün kapılarını açıyorum. Gelin benim özelliğimden faydalanın ki Hilmi de size ne kadar özel olduğunuzu hissettirsin diyorum. Bir de böyle düşünün. Hayır git. Motora çöreklenmek için yalan yanlış belgelerinden gelmişsin. Vesvese çıkartıyorsun burada. Biz muhatabımızla konuşmaya gidelim. Yetkiliye gidelim hadi abisi. Bence hiçbir yere gitmeyelim ya. Emanet arabayı Şerif abi patlatmadı mı kardeşim? Hiçbir yere gitmeyelim. Burada oturalım. Hazır adamlar da ayıkmamışken biz bu konuyu unutturalım ya. Haklı olduğun anları seviyorum Metin Özdemir. Yaşı 40 yılda bir oluyor ama oğlum bu da cuk diye oturuyor. Kardeşim diye söylemiyorum. Hadi bunu kutlayalım. Bize iki tane çay kap oğlum hadi. Bak iki tane diyor köpek. Gülüyor musun? Üç üç. İstemezseniz kaçırırım dedin. Demedim mi? Dedim. Delikanlı robot. Ulan bir de telesekreter çıktı başımıza. Ben sizin yetkili. Gelecektim ya ben. Gelemiyorum. Ayıp da söylemesi. Bir hanım arkadaş da abant işi çıktı. Bana bakın. Biri sorarsa geldi diyelim tamam mı? Olmaz ya kontrol ederler. Araba işe yapmışsınız. Kaza olmuş herhalde. Haberimiz var sorun yok. Tek prototipi size verecek değildik herhalde. Rahat olun gençler. Siz beni idare edin ben de sizi. Bu mesajı da dinleyip silin. Cevap vermeyin. Kollayalım birbirimizi. Hadi. Hadi gidin. Hadi gitsenize. Sonra da Hilmi'nin şefkatsiz kollarına gelin, gelin, gelin.